Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu günübirlik 3. videom. İlk videomuzda köfte döktüm biliyorsunuz. İkinci videomuzda da pişirdik, yedik öyle söyleyeyim. Şimdi de nerelere geldik? Çıktık bir yürüyüş yapalım dedik. Hem bir de kefen kesecek arkadaşlar. Kesme değil de yani yerini ayarlayacak. Yarın sabahtan kesilecek. Annem bir sabah izini kesmeye gelecekler. Bir tane kefen bulalım. Ben size anlatacağım ne olduğunu. Hem otunu göstereyim. Yani ismi kefen diye geçiyor bizim burada otun. Normalde diken ot hep böyle. Geldik işte dolanıyor arkadaşlar. Burası Böğürtlerin Depe diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Köyümüz zaten bu şekilde. Köyümüzün dışında yani depeler. Anne şunları alın bari. Bu şekilde işte arkadaşlar. Arı yok bakalım. Zaten her tarafta var. Bir iki tane bulduk. Onlar kuruymuş da. Yaş olanların arıyor. Kefenin. Yani kefen otu. Öyle söyleyeyim. Belki bilenler bilir. Zaten otu biraz sonra gördüğüm zaman dikeni size gösteririm. O zaman sizler de belki bilirsiniz. Burada da çok kekik var arkadaşlar. Aşırı derecede. Yani ayağımızı bastığımız dakika burnumuza buram buram kekik kokusu geliyor. O şekilde. Yani doğum annem öyle. Arkadaşlar yemeğimizi yedik, çay içmedik. Burası ne anne? Böğürtlerin depeye gelmiştik arkadaşlar. Ne ya, neydi o? Hani o tırtıl bir şey yapmaz ki, al al. Yalan herif yani. Al annem al. Onun kutucuğunu geçen aldı, al eline koy. O kelebek olacak. Yalan yalan ıstırmaz la ya. Niye korkutuyorsun da çocuğu? Istırmaz. At annenin üstüne de bir korsun yer. At annenin üstüne de bir kaç yer. Yalan kendi korkuyor da. Atma atma. O kelebek oyuncağıymış. Yalan oğlum yalan. Tırtıl ıstırmaz. Yani biz geçen nerede bulduyduk Recep ondan? Getir de bakayım. Bakın arkadaşlar tırtıl bulduk. Değil mi Recep? Elini ağzına alma. Arkadaşlar kefen aramaya geldik. Kefen otu. He anne keser getireceğim. He ters döndüreceğim. Arkadaşlar şunlar kefen otu. Bunlara bakmaya geldik biz buraya aslında. Bunların nasıl bir özelliği var biliyor musunuz? Belki sizlerde de vardır. O iki tane gözü vardır onun. Ayaklarda genellikle arkadaşlar bizim burada tavuk götü diyorlar. He, tamam. Ellerde de çıkabiliyor da ayakta daha çok yaygın olaraktan çıkıyor. Onu da bizim burada işte buralarda böyle boşluklarda belki sizlerin oralarda da vardır. Otu bu işte diken arkadaşlar aslında bu. Diyor mu kefen diye geçer. Bu daha büyüyünce daha şöyle oluyor da. Sabah ezeni geliniyor. Üç kulü bir elham kimin ayağında varsa onun adını söyleyerek de niyetine göre bu. Okunduktan sonra arkadaşlar kesiliyor. Kesildikten sonra arkası döndürülüyor. Yani ters döndürülüyor. Ve hiç arkana bakmadan. Arkasına hiç bakmayacaksınız. Yani arkanıza hiç bakmayacaksınız. Binip evinize gideceksiniz. Sonrasında bu kurudukça ayağınızdaki o yara tavuk götü diyeyim. O bu kurudukça o da kuruyup dökülüyor. Hatta ben bunu yaşadım arkadaşlar. Benim ayağımda tam topuğumda kocamandı şöyle tam tırnak üstü kadar. O tavuk götünde nasıl sesleyeyim? Böyle ayağınızın zemininde oluyor ve böyle içi delik delik oluyor arkadaşlar. Hatta bir tane delik olabilir veyahut da üst üste çok da delik oluyor. Ona biz burada tavuk götü diye geçiyor arkadaşlar. Bu tek çaresi bu. Bunu yaptığımız zaman tamamen kuruyor. Tamam. Gülizar'a da geçen sene babam gibi yaptılar. Gülizar'ınki de kurudu. Gülizar'ın ayağında öyle bir çoktu ki bir yerde herhalde 10 tane falan gözenek vardı arkadaşlar. Ama yazın yaptık. Tamamen kurudu. İnanın bir hafta kalmıyor yani. Bir haftanın içinde bitiyor tamamen. Şimdi İsmail'in ayağında var. Ona yapacak. Annemle babam sabah ezeni gelecekler. Sabah ezeni namazınızı kıldıktan sonra hani çıkıyorsunuz. Hava aydınlamadan kesilip bu kurudukça da kuruyor arkadaşlar. Bunu da buradan sizlere açıklık getireyim. O yüzden geldik. Sabahta işte annemle babam gelecekler. Hani gündüz gözlüğüne bir arayalım varsa ona göre gelelim dediler. Sabah ezeni gelirler. Biraz şöyle hava aydınlamaya yakın. Bakın bunlar da kekik. Daha kekik arkadaşlar. Öyle güzel kokuyor ki. Burcu burcu. Bakın hep burası hep kekik. Hatta böyle yazın biraz daha büyüyünce diyeyim. Yaza doğru daha güzel büyüyüp yapraklanıyor. Toplamaya da gelirler.
Hatta ben de buradan bir kavanoz topladım. 3-4 sene oluyor. Halen daha kullanıyorum. Pek yemeklerime ben kullanmadığım için keki sadece fırına yemek sürdüğümde et, tavuk etini kullanırım. Bakın elimle mis gibi kokuyor arkadaşlar. Hatta şöyle bakın göstereyim. Görüyor musunuz keki? Bakın. Evet. Keki komple kopardım. Burası komple kekik arkadaşlar. Bakın. Daha keki. Bunu bu şekilde yapraklarını topluyorsun. Ondan sonra götürüyorsun arkadaşlar. Seriyorsun güneşe. Aynı nane gibi. Kuru diyorsun bunu güzelce. Kuruttuktan sonra da kal buradan. İşte neydense böyle gözenekli bir şeyden. Geçirdikten sonra güzelce kullanmaya hazır hale geliyor. Normalde buralarda mantar da oluyor da bilmiyorum. Bulmaya bulamazdık da. Bu da üçüncü videom. Bilmiyorum belki bu videoyu diğerlerinin arkasına eklerim de. Şimdi o videoda çok uzun oldu. Bunu ayrı çekelim. Buralar hep kekik arkadaşlar. Hep böyle. Annem o yanına doğru gitmiş. Babam arabaya gidiyor. Babam pek sevmez. Şu şekilde bakın. Kekik. Şöyle göstereyim onları da. Recep'ten ikisi. Ne annem? Şu çamlıkların olduğu yerde çok mantar oluyormuş. Anne şu çamlıklara gidelim mi? Çamlıklara. Bakalım bakalım mantar var mı? Gel Recep bu yana gel. Köpek ısırır nedir? Gelin bu yana. Hemen köyümüzün yanı arkadaşlar. Bu yanına gelin. Gelin köpek ısırır nedir? Diyor arkadaşlar eve buldu. Köpek var orada. He orada yatıyorlar. Köpek dolu. Recep göster bakalım tırtılını. Hadi yürü. Tırtılını göster hele. Hadi yürü. Elini al da göster bakalım. Ben de gösterdim ya dost. Buradan gideriz sabahına geldik. Namazı kıldık. Aynen buradan gel. Burada durun şurada kesiverin. Evet. Şuradan gelirim şuradan keserim. He oradan gidersiniz. Oradan ya her şey olsa oradan ne? Kim bilecek tabii. Oralardan yapınlar. Burayı ne kadar. Hadi yürü. Annem. Değil mi? Yürümez daha. Korkuyor şimdi senden. Yürüyor. Git. Eve varınca yaprak bulur. Onun üstüne koruk. Değil mi Recep? Yaprak yürü. Ne? Tırtıl bulduk. Tırtıl. Kelebek oluyor ya. Annem de korkuyor. İlla atın diyor. Üstürse bir yerin altından sarsam da. Bu ıstırmaz. Geçen de bulduk bir tane de. Bayağı bir saat oynadı onunla. Yok yok işte buralarda. Eve doğru gidiyor arkadaşlar. İyi bu ya. Anam ben de korktu yerimde niye gidiyorum yürüyen? Yasak mı diyor anne? Vallahi. Anne. Anne. Recep koy hele koy hele anne. Kim çürüyor şu dedene koşuyor. Abana yalan yalan annen annen. Yalan annem atarım bak işte. Peceği açarım atarım bak. Atarım bak. Atarım bak. Ben istemem annem oraya koyardım. Anne. Koyma atarım bak. Peceği açarım atarım peceği tırtılın ha. Ana eline nasıl koymayalım? O içerim ne çürü diyor. Anne. Allah Allah. Sen bunlardan korkar mısın? Üstürdüler. Üstürdü ama elimi. Yoğuşturmaz yalan. İyi yalanmış. Üstürdü üstürdü. Ana. Yürüyor bak annene yürüyor. İyi yalan yalan. Bak yürüyor. Evet. Allah Allah. Mesela boş yer çıkma. Niye? Boş yer. Sen annenle koy hele Recep. Allah tövbe. Recep annenin eline koy hele. Ama atarım olsa. Bir daha hani yollar atarım. Koyarım. Ben bizim iyi zaman bulalım. Şimdi Gülizar da deli olur onu görünce baksın. Korsan bak ha. Kötülerim peceyi açarım. Bizim meydan seviyorum. Evet ben. İşte bu. Bizim meydan buraları da yıkmışlar. Nasıl iyi olmuş. Recep annenine verele. Verele Recep. Annenine verele.
Elimden düşürecek Recep onu senin annen. Ne yapacak ki kız sevmiyor o şeyleri. Atlan. Bu benim. Hiç korkuyorum. Hadi gidiyoruz anne biz. Hadi bay bay. Haydi görüşürük. Hoşçakalın. Yok istemem. Bakayım Recep. Ne yapacağım? Boş ver sen yürü hadi gidelim. Tırtılımızı da aldık gidiyoruz arkadaşlar biz. Atmaz gayrım bunu. Evde büyütecek biz onu. Gel. Boş ver gel ya. Tamam boş ver gel. Sonra. Yok yok. Anne ne güzel değil mi? Evet anneciğim. Elinle doyup da. Cebime doyuyor. Yok cebine koyma ölü ne yapıyorsun ya. Elinde duracak ver bana. Yok yok benim elimde duracak. Ben açarsam ben bularım. He. Annesinin anlat açarsa ben annesinin anlat. Bu zaten anne olmuş anne. Bu kelebek olacak artık tamam mı? Bu büyük zaten. Geçenki bulduğumuz gibi küçük değil. Anneannengin hayatında da var ondan bir sürü. Ama küçük onlar. Bak yürü yürü gidecek şimdi düşecek elinden gördün mü? Ben de öbür elime duyarım düşer odada. Tamam hadi gidelim. O kutuşta duyuyorum anne. Öyle konmaz öyle ölür dur bakalım. Bak bunu yaprakları koyalım önce bir. Dur. Şöyle bekle. Bu yapraklar biraz sonra yiyecek. Tamam mı? Koy onu da. Tamam. Hı. Getir onu da tırtılını. Yaprağın üstüne koy. Koy. Tamam. Bu burada duracak artık tamam mı? Bu acıkmış çünkü. Şu anda dinleniyor. Herhalde yoruldu. Evet yorulmuş. Elimeyi saat dinlesin. Senin elinde mi dinlenecek? Yok. Burada dinlenecek. Senin elinde yoruldu asıl bu. Bak şöyle. Bana bak. Çok güzel ya. Sen sevdin mi tırtılı? Ne yaptı Recep tırtıl bana? Elimi alır. Tatlı yaptı. Elimi ne? Ben onu içimde kapatırım mı? Kapatacaksın da tam kapatmayacaksın. Şöyle kapatacaksın tamam mı? Eğer şöyle kapatalım. Eğer tam kapatırsak o zaman da havasızlıktan ölür. Bekle bari biraz sonra şey yiyecek mi? Yaprağını yiyecek miymiş? Dur şöyle bir dursun azıcık. Kokmasın da yaprağını bir yiyesin tamam mı? Orada arkadaşlar. Baklıyım anne bu durumu. Annenin deli olacağı bir korkuyor. Eline koymuş Recep gelirken. O da elimde yürüyen neye gidirmiş. Deli olacağıdır bir bağırıyor. Ne Recep? Neyse arkadaşlar. Anne baktıyım mı? Bakalım bir, belli bir video olursa arkasına eklerim. Olmazsa bunu bu kadar anne, yaparım. Anne düster ya. Aç da bak. Burada.